babalar, oğullar, kardeşler bu meydanda Allah Resulü'nün etrafında pervaneler gibi onu müdafaa ederken müşrikler müminleri tarih sahnesinden silebilmek için olanca hınçlarını burada kusuyorlar. Burada öylesine müthiş hadiseler yaşanmıştı ki dalga dalga haberler Medine'ye kadar ulaşmıştı. Bir haber geldi, mescidin ortasına bomba gibi düştü. Savaş kaybedildi. Resulullah şehit edildi. Böyle konuşuluyordu. Kadınlar yerinde duramaz oldular. Hepsi birden bu meydana doğru akın ettiler. Hamle de onların arasındaydı. Kalbi yerinden çıkacak gibi şu meydana geliyordu ki her tarafta kan, her tarafta şehit. 70 sahabeyi güzin burada şehadet şerbetini içiyordu. Onun gözü sadece Resulullah'ı arıyordu. Acaba haber doğru muydu? Bir ara uzaktan Resulullah'ın geldiğini gördüler. Üzeri başı tozlanmış bir vaziyette. Kadınlar çığlık atıyorlardı, sevinç çığlıkları atıyorlardı. Resulullah ölmemişti, sevindiler. Onca şehide rağmen Resulullah'ın yaşamasına seviniyorlardı. Hamle binti Cahş da çok sevinmişti. Resulullah'a doğru yaklaştı, yaklaştı. Resulullah da bu tarafa doğru geliyordu. Belki şurada, belki şurada, bilemiyoruz tam neresi. Ama göz göze geldikleri anda, belki aralarına bir metre kadar bir mesafe kalmıştı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hamle'nin gözlerinin içine baktı ve dedi ki, Hamle, sevabını Allah'tan umarak sabret dedi şu meydanda. Hamle'nin yüreği çıkacak gibi oldu. Dedi ki, kim için sabredeyim ya Resulallah? Dayın Hamza için dedi. Hamle'nin kalbi yerinden çıkacak gibi olmuştu şu meydanda. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Rabbim dayımın şehadetini kabul etsin, günahlarını affeylesin dedi. Resulullah ikinci kez yine Hamle'nin gözlerine baktı ve dedi ki, Hamle, sevabını Allah'tan umarak sabret. Hamle'nin ciğeri bir kez daha dağlandı. İçinde bir başka yangın oluştu, dizlerinin bağı çözülmüştü. Yine aynı soruyu sordu, dedi ki, kim için sabredeyim ya Resulallah? Kardeşin Abdullah için dedi. Abdullah İbni Cahş da şehadete yürümüştü burada. Hamle yine aynı metanetle aynı cevabı verdi. Verecekti ve diyecekti ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a gideceğiz. Rabbim kardeşimin şehadetini kabul etsin ve onun günahlarını affetsin diyecekti. Resulullah üçüncü kez yine Hamle'nin gözlerinin içine bakacak ve diyecekti ki, Hamle, sevabını Allah'tan umarak sabret. Resulullah'ın o mübarek dudaklarından bu cümle döküldüğü an sanki Uhud susmuştu. Hamle nefes alamıyordu artık. Göğsü yerinden çıkacak gibi olmuştu. Dizinin bağı tamamen çözülmüştü. Sesi titriyordu, sormaya dahi korkuyordu. Ama sordu ve dedi ki, ya Resulallah, sabret diyorsun ama kim için sabredeyim ben bu kez? Kocan Mus'ab için dedi Resulullah aleyhisselam. Bir feryat yükseldi şu meydanda, Uhud'un eteklerinde. Vay başıma gelenler diyordu Hamle. Vay başıma gelenler. Kocasının şehit edildiğini duyunca bir feryat kopartıyordu. Resulullah bunun üzerine diyecekti ki, kadının yanında kocasının yeri bir başkadır diyecekti. Burası Hamle gibi nicelerini gördü. Henüz daha yaşı 16'ya ya girdi ya girmemişti. Hazreti Hanzala Gerdek gecesinden çıkacak, Resulullah ona özel izin verecekti hanımıyla bir gece geçirmesi için. Ama sabah şu saatte burada olacaksın, müşrikler geliyor, savaş var demişti de o hanımıyla bir gece geçirecekti. Sabah banyo yapmaya bile fırsat bulamadan terliklerini heyecanla giyip hemen sokağa doğru fırlayınca hanımı kolundan tutacak, Hanzali'ye diyecekti ki gidemezsin, beklesen. Ve bütün mahalleyi ayağa kaldıracaktı, kadınlara çıkın sokağa diyecekti. Kadınlar sokağa dökülecek. Hanzala diyecekti ki, beni niye tutuyorsun sen burada? Hele bir gitme diyecekti. Ey kadınlar, bu benim kocamdır, nikahımız kıyıldı, biz bu gece bununla beraber olduk, haberiniz olsun diyecekti. Hanzala diyecekti ki, 16 yaşındaki o delikanlı, hanım niye böyle ilan ediyorsun? Vallahi ben bu gece bir rüya gördüm, semanın kapıları açılıyordu, sen süzülüp gidiyordun, geri gelmiyordun, sen şehit olacaksın diyecekti de, belki çocuğumuz olursa beni itham etmesinler, bunların her biri şahit olsun diyecek. Bu meydan böyle bir meydan. O yüzden
Bizler de bu meydandan şu dersleri çıkartmamız lazım değerli kardeşlerim. Ben kimim dememeli kimse. Benim gözlerim görmüyor diyen bile Müslümanların sayısı bir fazla görünsün, safın belli olsun diyor. Biz safımızı belli etmek durumundayız. Müslümanların sayısı bir fazla olacak diye gayret içerisinde olmamız lazım. Cemaatin sayısı bir artsın diye o şuurda, o duruşta olmamız lazım. Özürlü de olsa, sandalyede de namaz kılıyor olsa buradaki topal sahabeyi hatırlaması lazım. Henüz benim bıyıklarım terlemedi diyen genç bir kardeşimizse Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşini hatırlaması lazım. Hamle binti Cahş'ı hatırlaması lazım. Burada nice şehitler, nice emekler, nice yaşlar oldu. Cenab-ı Hak buradan hakkıyla ders çıkartabilmeyi bizlere nasip eylesin.